Beyler bayanlar selamlar. Bugünkü yeni videomuz at yarışı ile ilgili. Dijital at yarışına giriyoruz artık. Evet, doğru duydunuz, dijital at yarışı. Bununla ilgili daha önce bir iki tane daha örnek projeler oldu ve onların hepsi çok tuttu. Hatta bunların anası ya da babası D-Rest diyebiliriz. D-Rest de zaten yüz binlerce dolara gidiyor. Ama bu yeni bir proje. Çok yeni de demek istemiyorum aslında çünkü yaklaşık bir ay civarında oldu. Neyse diyeceğimiz her şey videonun devamında sizlere aktaralım. Bu oyuna girerseniz nasıl girmeniz gerekiyor? Çiftleştirme sistemi nasıl işliyor? Ne kadar kazanırsınız? Hiç para harcamadan da bu oyundan bir şeyler kazanabilirsiniz gibi 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 tüm yöntemleri haydi gelin şimdi sizlere açıklayayım. Öncelikle arkadaşlar oyunumuzun ismi Pegaxi. Ve bu oyunda normal bildiğimiz dijital atlarımız oluyor. Ve bu dijital atları yarıştırarak eğer sıralamaya girebilirsek 1, 2 ya da 3. olursak oyunun kendi token dediğimizde de 2 tane token'ı var. Aynı Exi'deki SLP ve Axie gibi düşünebilirsiniz. SLP bu oyunda Wiz olarak geçiyor arkadaşlar ve yarışlardan bu Wiz'den kazanıyoruz. Ve diğeri de PGX'de arkadaşlar şu anlık marketten satın alabiliyorsunuz. Peki Wiz ne kadar? Hemen gelin bir de ona bakalım. 12 sent civarında. Peki kazançla ilgili kısmı birazdan değerlendireceğim. Genel bir şu anda özet geçiyorum sizlere. Oyunda atınız olması gerekiyor. Bu atı nereden alabilirsiniz? Oyunu nasıl başlayabilirsiniz? İlk buradan başlayalım. Oyuna başlamak için ilk öncelikle sitesine girmeniz gerekiyor. Pegax.io'dan şuradan arkadaşlar ilk bu sayfa açılacak. Play Now'a tıkladığınızda Matic ağını yüklemeniz gerekiyor. Matic ağında oynanıyor bu oyun. Oyuna giriş yaptıktan sonra da arkadaşlar cüzdanınızla MetaMask'le cüzdanınızla giriş yaptıktan sonra Marketplace'e girerseniz burada çeşit çeşit farklı farklı atlar olduğunu göreceksiniz. Bazıları olan 250 bin dolar, bazısı 1500 dolar civarında. Neye göre değişiyor peki bunlar? Çiftleştirme sayısı ve atın nadirliğine göre fiyat yukarılara doğru çıkabiliyor, aşağılara doğru da inebiliyor. Şu sol taraftan bakabileceğiniz üzere bunlar atın nadirliği olarak düşünebilirsiniz. Hoz aslında Legendary, Compound'a bir altı, Epic gibi düşünün. O şekilde giderek nadirlikleri azalıyor. Hoz en pahalı olan türdür arkadaşlar ki fiyatından da anlarsınız ki bak gerçi arada birkaç tane ucuzlar da var. Ama bu ucuzlar neye göre ucuz? Çiftleştirme sayısına göre arkadaşlar. Bu oyunda iki tane atı çiftleştirerek yeni bir at üretebiliyorsunuz. Ama atın da çiftleşebileceği belli bir miktar sayı var. Ve bu sayı da 7 arkadaşlar. Toplamda atınızı 7 kere çiftleştirebiliyorsunuz. Her çiftleştirmede belli bir para harcamanız gerekiyor. Aynı Exi'deki eğer biliyorsanız çiftleştirme sistemini burada da aynı mantıkla. Zaten bu arada hep aynı Exi aynı Exi diyeceğim. Adamlar Exi'yi bayağı bir örnek alarak bu işe başladılar. Ve Exi'den daha iyi gidiyor şu anda. Neyse o çok ayrı bir şey. O tarafa hiç girmeyeceğim. En başta ilk çiftleştirmenizi yaparken arkadaşlar hiç çiftleştirilmemiş yani sıfır bir count sıfır olan bir atı çiftleştirirken ödeyeceğiniz miktar 2000 Wiz, hani oyunlarda birinci gelerek kazanıyorduk ya SLP gibi düşünün yine, artı kendi token'ından yani Exi'deki Axie gibi düşünebilirsiniz, PGX bunda da. Ne oluyor, çiftleştirdiniz, yavrunuz oldu. Bu yavruyu da arkadaşlar tekrardan markette satıp para kazanabilirsiniz. Bunun hesaplamasını sizlere bırakacağım. Genel birazdan özet bir şekilde göstereceğim ama market fiyatları, çiftleştirme maliyetinin içine girmesiyle vesairesiyle bir sürü şey ortaya çıkıyor. Bir sürü olasılık ortaya çıkıyor. Bunun hesaplamasını kesinlikle sizin yapmanız gerekiyor. Bunu markette satarak kar elde edebilirsiniz ya da yeni çıkan atınızı da aynı şekilde yarıştırarak oradan gelen misle de bu yatırdığınız parayı çıkartabilirsiniz. Tabii ikinci seçenek daha uzun. Çünkü atıyorum 2000 dolara harcayıp günlük 10 dolarla uzadı babam uzadı. Ne dedik arkadaşlar? At fiyatlarına bakacaktık. Bu sisteme giriş yapabilmek için ne kadar harcamanız gerekiyor? Yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi zan atlardan alıp normal yarışa girebilirsiniz. Ya da bunları çiftleştirebilirsiniz. Şimdi sağ tarafta da filterlar var fark ettiyseniz. Buradan bir kere male ya da female'i ayırabiliyorsunuz. Breed type'ı, founding, legendary, epic, rare ve pacer olarak seçebiliyorsunuz. Bu da kendi içinde
at sınıfı olarak düşünebilirsiniz. Founding atları sadece ilk satışta satılan paketlerden çıkıyor. Founding'i hiçbir şekilde üretemezsiniz arkadaşlar. Şuradan daha net bir şekilde göstermem gerekirse size. Bloodlines olarak Zan, Clean, Compana ve Host. Biraz önce hani Legendary'ye benziyor falan filan demiştim ya. Bloodline diyelim buna, daha net olsun. En iyisi Hoz arkadaşlar. Bir Hoz'la diğer Hoz'u birleştirirseniz yine Hoz elde edersiniz. Bir Compana ile diğer Compana'yı birleştirirseniz yine Compana. Bir yüksek, bir düşükle çiftleştirdiğinizde ise en düşük hangisiyse onu elde ediyorsunuz. Peki atın nadirliği konusunda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi diyelim Hoz'u seçtik. Hoz'dan hangisini alalım? Legendary mi, Epic mi, Rare mi? Yüksekten girip çiftleştirirseniz daha sonrasında da tekrar yüksek elde edeceksiniz. Yine yüksek elde edeceksiniz. Daha çok yüksek değerli at elde edebileceksiniz. Ama tabii bu tamamen sizin bütçenizle, sermayenizle alakalı olan bir şey. Burada sınıfta olan fark ise arkadaşlar, normalde burada Hoz'la Hoz'u birleştirince Hoz alıyorduk ya, burada Founding ile Founding'i birleştirince bir altın alıyoruz, Legendary'i alıyoruz. Hep bir aşağıya doğru inme var sınıfta. Yani ben sürekli olarak Legendary üreteyim diye bir şey olmuyor. O yüzden Founding atlar giderek daha da değerleşiyor. Ki birazdan kendi Founding atımı size gösteriyor olacağım. Ve çiftleştirirken de arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de şu. Hoz 24 saat bekliyor. Compana 48 saat bekliyor. Yani ben arka arkaya ooo yapıştır kardeşim seri üretime geçeyim şeklinde olmuyor. Bir kere çiftleştirdikten sonra belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Ve aynı şekilde kadın kadına, erkek erkeğe, kadın kadına olmalı, dişi dişiye, erkek erkeğe çiftleştirme yapamıyorsunuz. Breeding bu şekildeydi. O zaman ya biz sadece çiftleştirecek miyiz? Oyun nerede? Oyunu göster bize diyorsanız da arkadaşlar, hemen şöyle ben size kendi atımı bir göstereyim. Ardından da oyundan ne kazanacağım onu göstereyim. Şimdi benim atım bu arkadaşlar. Ne demiştik? Biraz önce sınıfları tanıtmıştım ya size. Compana, Legendary'nin, yani o Hoz vardı ya, Hoz'un bir alt sınıfından, yani en iyisinin bir düşüğü, en iyisini alamadım, vermedim market, almak istemiştim. Founding neydi arkadaşlar? Founding ardından Legendary geliyordu, ardından şey geliyordu, Rare vesaire, Epic diye ilerliyordu. Founding ilk paket satışında alınan atlar anlamına geliyor. Benimki erkek. Aynı şekilde şurada Breed Count'tan bakarsanız 0'a 7, yani daha hiçbir çiftleştirme yapılmamış. Ve diğer istatistiklere bakarsak da benim atımın özelliği %7 hızı var, %2 strength'i var, lightning %2, wind %8 vesaire diye ilerliyor. Şu anlık şuradakilerin çok fazla bir önemi yok. Daha RNG, yani şans üstüne çalışıyor. Ama ileriki oyun güncellemelerinde bu arkadaşların planı şu. Şuradan göstereyim size in development kısmında. Bir, 3 boyutlu yarışı getirecekler. İkincisi, oyuncu bazlı, yani sizin oyunu yöneteceğiniz bir oyun haline getirecekler. Ve bu da ortadaki RNG modeli, yani şans modelini ortadan kaldırıp daha çok oyuncu yeteneği bazında bir şeyler yapmayı planlıyorlar. Ve oradaki istatistikler daha değerli olacak ve bu istatistiklere bağlı olarak yarışı kazanıp kazanmayacağınız ortaya çıkacak. Tamam ama hala oyun ne Ozan? Bize oyunu göstermedin diyorsun. Evet. Şimdi atımızı da gördüğümüze göre arkadaşlar, gelin sizle kazanana kadar bir oynayalım. Oyuna girmek için arkadaşlar Racing kısmına tıklıyorsunuz. Pike Pega diyorsunuz. Ve burada birden fazla atınız olabilir. Benim maalesef bir tane atım var. Atlar sağ tarafta sıralanacak. Hangi atla yarışmak istiyorsanız ona tıkladıktan sonra Start'a basmanız gerekiyor. Ama yarışa girebilmeniz için enerjiniz olması gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi 14'e 25 yazıyor. Bu benim enerjim arkadaşlar. Saatte bir tane doluyor. Yani ne demek oluyor bu? Günde 25 tane yarışa girme hakkım var. Evet, yarışımız geldi ve şu anda stadın dolmasını bekliyoruz. Diğer oyuncuların katılmasını bekliyoruz. Dediğim gibi şu anda çok bir öneminin olmadığını söylemişlerdi. RNG bazlı, şans bazlı olduğunu söylemişlerdi. Ama normalde stadyumun altına bakarsanız hangi rüzgarın hangi açıdan vurduğunu, kaç kilometre hızla estiğini, bu 77 şunları hala bilmiyorum ne olduğunu, yanlışlıkla bilgi vermeyeyim. Ama şuradaki diğer iki faktörün, büyük ihtimalle ısı, yerin, zeminin işte ne mi bilmem nesi, fire, water vardı ya bizde, wind örneğin. Bunlara göre bizim yarış kazanma olasılığımız artacak ya da azalacak. Yani sizin atın üstündeki o wind fire özelliğine göre
kazanma olasılığınız artacak ya da azalacak. Evet, şu anda 12 tane at da geldi ve yarış başladı. Bakalım, umarım kazanabiliriz. Şu an çok iyi başladık. Birinci sırada başladık arkadaşlar. Ama benim atın özelliği de o. Başta güzel başlıyor ama sonradan kesiliyor. Eğer kesilmezse çok güzel kazanabiliyoruz. Şu an ikinci sıraya geri düştük. Valla ilk sırada olursa 10 dolar civarında falan sadece bu yarıştan kazanacağım. Ama şu anda birincilik de gitti. Belki ilerleyen zamanlarda kazanırız. 2000 metreye geldik. Stadyumun özelliği ise 4000 metre arkadaşlar. Yani yarısını tamamladık şimdiye kadar. Benimki bayağı bir geride kaldı. Belki son bir atak yapar. Hadi yapacak mı yoksa bu yarışta sonuncu olacağız gibi. Hadi belki bir ihtimal 3500 son düzlükte koşturur musun Nazgül? Hadi sonuncu mu olacak? Eşek vallahi sonuncu oldu. Evet, videoda hiç yakıştıramadım ama neyse, şimdi tekrar çekeyim birinci olana kadar. Harbi ayıptır, günahtır ya. Kaçıncı olduk? Yarış bitince şimdi gösterecek arkadaşlar. Aslında bakıyoruz 11. olduk. Zaten 12 kişi var. Allah belanı versin senin gibi atın. Gideceğim kasaba göndereceğim seni. Neyse, yarış bu şekilde arkadaşlar. Çok bir yetenek istemiyor. Tıklıyorsanız yarışıyor. Birinci gelirse geliyor, gelmezse gelmiyor. Ödülleri de ekrandan şimdi görüyoruz. Birinci olursanız 105, ikinci olursanız 44 ve üçüncü olursanız 26 token kazanıyorsunuz. Token'ın değerinden de bakarsanız arkadaşlar, birinci olursanız 105 token kazanırsanız 13 dolar. Tamam mı? İkinci olursanız 44, yani 5,5 dolar. Ve üçüncü olursanız da 26 ile 3,2 dolar gibi bir şey kazanıyorsunuz. Genelde atların kazanma olasılığı %16. Tamam mı? Bu civarda %15 diyelim hatta biz buna. Ve kaç token kazanıyorlar? Şöyle bir genel hesaplama yaparsak, 105 artı 26 artı 44 bölü 3 dersek 58, hadi kötüsünden hesaplayalım, 50 diyelim biz buna. Günde de kaç maç atabiliyorduk? 25 maç atabiliyorduk. Bunun %16'sını kazanırsak arkadaşlar, 0,16 ile çarparsak 4 tane maç kazanıyoruz anlamına geliyor. 4 tane maçtan da biz 50 tane token kazanırsak çarpı 50, ortalama 200 olacak. Yani size yaklaşık olarak kazandıracağı günlük 25 dolar gibi para oluyor. Tamam. Yarışı gördük. Ne kadar kazandırabileceğinizi gördünüz. Peki minimum fiyata satılan, şuradan hemen bakalım. $1500'a satılıyor arkadaşlar. 1500 doların üstüne tıklayınca da kazanma olasılığını göreceksiniz. Bakın kendisi de burada yazıyor. %16 yazıyor zaten. Yani çoğu atın %15-16 iyi atların ama çok pahalı oluyor bu arada. Aa, bunun %26'ymış. Bu bayağı iyiymiş. Allah Allah. Az mı yarış yapmış? Yo bak, bu kaçmazdı örneğin. %26. Peki. Peki. Günde kaç dolar dedik arkadaşlar? Günde 25 dolarla siz 1500 dolarlık bir at alırsanız, bölü hesaplayamadık, 1500 bölü 25 dolar derseniz yaklaşık 2 ay gibi bir ROI'si çıkıyor bu atların. İyi mi kötü mü değerlendirmek size kalmış. Diğer yapabileceğiniz şey arkadaşlar, kiralama sistemi. Oyunda çok güzel bir kiralama sistemi var. Hem breeding içinde bu kiralamayı yapabiliyorsunuz, hem de yarıştırma içinde. Breeding için kiralama yapacağınız zaman arkadaşlar, şurada hemen benimki erkekti. Şuraya normalde erkeği yerleştiriyoruz. Karşısında bir de dişi yerleştirmemiz gerekiyor. Dişi yerleştirirken de hemen buraya rent a pega diyoruz. Ve karşılığında işte ne çift şey yapacağız? Kompana yapacağız değil mi? Kompana'yı seçtik. Benimki kompana olduğu için buradan söylüyorum. Siz eğer zan aldıysanız bir tane, ikincisini kiralayarak daha ucuza mal edebilirsiniz çiftleştirme işini. Yani tamamen kendi aldığınızda ya da kendi yaptığınız plana göre seçin burayı. Ardından da benimki neydi? Founding. Ben tabii ki de founding yaparım ama siz kalkıp atıyorum Epic satın aldıysanız Epic'i seçin. Diyelim Epic'ten devam edelim. 1500 Pegaxis Stone'a arkadaşlar tek seferliğine bunu kiralıyor. Ya da 2900'e. Şimdi bunu
seçtiğimizde şuradaki kalp işaretini görüyor musunuz? 3 kere çiftleştirilmiş. Çiftleştirme yaparken buna da dikkat edin. Yani sizinki 0 olup onunki 3 olursa çiftleştirme maliyeti ona göre değişiyor. Yani en düşüğe göre değil, ikisinin ortalamasına göre de hesaplıyor diyebiliyordum. Ama yine de bu bilgiyi de kontrol edin. Bu bilgiden emin değilim. İkisinin ortalaması mı en yükseğine göre mi hesaplıyor? Onu mutlaka kontrol edin. Peki bu oyundan şimdi hepinizin beklediği an geldi. Bu oyundan hiç para harcamadan nasıl kazanabilirsiniz? Ranting kısmına geliyoruz. Tamam mı? Şuradan pay rent fee kısmı var. Bir de share profit var. Pay rent fee dediği, yani sen bu arkadaşa, buradaki ata bir günlüğüne şuradaki 80 Pegaxis stone'unu ödüyorsun ve bu at bir günlüğüne senin oluyor. Bir günlüğüne senin olduktan sonra da o gün ne kazandıysan tamamı sana kalıyor. Belki 300 dolar çıkartırsın. Tabii bunu atın üstüne tıklayarak bakmanız gerekiyor. Kalkıp dandik bir şeye hayvan gibi para vermeyin. Yani %16'lık yine. Bizi ilgilendiren esas kısım ikinci kısım, share profit. Share profit ne demek oluyor? Ben atımı buraya koyuyorum ve diyorum ki kardeşim %20'si senin, %80'inde at sahibi benim, ya da artık oran burada yazıyor arkadaşlar kaç oranla olursa, ve siz hiçbir para ödemeden buradan başkasının atını koşturtup maç kazanırsanız orada belirlenen oranda viz kazanabiliyorsunuz. Hiçbir para harcamadan, evet, sadece başkasının atını koşturarak, ama buna çok fazla talep olduğu için buradan at bulması zor oluyor. Ki şu anda ekranıma hala yansımadı. Eskiden burası doluydu ama herkes burayı keşfettiği için o tamam bedava para vesaire, hatta artık insanlar yükseldiği için kendi atlarını da kiralamayı bıraktı. Kendileri koşturtuyorlar genelde. Ama arada sırada bu sayfayı kontrol ederseniz düştüğü de oluyor arkadaşlar. Evet, genel olarak Pegaxis ile ilgili şey bu kadardı. Son olarak size kendi atımın fiyatını göstereyim. Kompana dedik. Mail dedik. Founding dedik. Ondan sonra da low'dan high'a göre sıralasın. Şimdi low'a baktığınızda arkadaşlar bunlar hep çiftleştirilmiştir. Ben size söyleyeyim. Şu 8.900 dolarlık var. Çiftleştirilmiş mi? 3 kere çiftleştirilmiş. Geç, ben özellikle çiftleştirmiyorum. Çünkü değeri düşüyor. 10.000 dolara var. Bir kere çiftleştirilmiş. Geç, benimki bundan daha iyi durumda. 15.000 dolar var. Evet. Benimki bu civarda. Ki bu 15.000 dolarlığın satış geçmişine bakarsak da daha öncesinde 4.900, 5.000 dolara satılmış. Daha sonra da bu arkadaş tekrardan 7.000 dolara satmış. Yani gerçek değeri, market değeri 15.000 dolar olmasa bile ben net bu atı 7.000, 8.000 dolara koyarsam anında alacaklar. Ben bu atı ne kadar almıştım? 350 dolar almıştım. Temiz. Evet, bu projede bu şekilde arkadaşlar. Hem bedavaya da oynayabiliyorsunuz, hem girip içeride çiftlikle içerideki at sayınızı arttırıp ileriye yatırım da yapabilirsiniz. Ama yatırımınızı yapmadan önce eşeklik yapmayın. Ve kendiniz araştırın. Özellikle eşeklik diyorum, size demiyorum. Eşeklik yapanlara diyorum. Çünkü kalkıp yorumlarda abidik gubidik yazılar yazanlar oluyor. Arkadaşlar, ben size girdim oyunları tanıtıyorum. Kardeşim gel. Gel kardeşim, buna para yatıracaksın deyip enseninden tutup zorla sokmuyorum. Kendi kafanı kullan o yüzden. Projeye girerken sadece benim dememe bakma. Sadece benim de değil, kimsenin demesine bakma. Bir white paper'ını oku. Bak, burada white paper'lar var. Tamam mı? Bunları oku, araştır, yatırımını ona göre yap. Kendi riskini kendin al, benim lafıma bakma. Ben sadece burada size ön ayak oluyorum. Neye ön ayak oluyorum? Arkadaşlar, böyle bir proje var, araştırın diyorum. Araştırırken de bunlara dikkat et diyorum. Son kısmı da bu şekilde uzun tuttum. Lütfen, lütfen dikkat edin. Eşitlik yapıp ondan sonra kalkıp da yorumlarda bunları da yazmayın şöyle. Kendinizi sadece küçük bir düşürüyorsunuz. Neyse bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.